Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri Fransa'da oturum izni nasıl alınır, güncel son durum nasıl? Bunun hakkında sürekli hem Instagram'dan hem de YouTube'dan bana mesajlarınız geliyor. Sizlere bir gün dahilinde bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bu arada Instagram adresim de Hakan Paris'te. Çok basit zaten, Hakan Paris'te diye. Oradan da takip edebilirsiniz. Elimden geldiği en hızlı şekilde sizlere YouTube'da olduğu gibi Instagram'dan da paylaşımlar yapıyorum. Oradan da en azından günlük videoları, vlogları, işte alışveriş, araba fiyatlarıdır, benzindir. Günlük vloglar halinde sizlere hikayelerimde paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi kardeşlerim, başlıkta da gördüğünüz gibi Fransa'da oturum izni nasıl alınır? Bunun ilk önce olan birincisi aile birleşimiyle, evlilikle bir Fransız vatandaşla evlendiğiniz zaman Fransa'da oturum izni alabiliyorsunuz. İkincisi işçi vizesiyle, yani Fransa'dan herhangi bir şirketten davet yoluyla Fransa'ya gelip oturma ve çalışma izni alabiliyorsunuz. Mavi kartla var, işte iltica ile ilgili bu tür Fransa'da oturum alma ve çalışma izni alma gibi prosedürler var. Ben bugün sizlere en çok gelen sorular arasında bir evlilikle ilgili, ikincisi de kardeşlerim işçi vizesi olarak buraya nasıl, yani Fransa'ya işçi olarak nasıl gelinebilir davetle, bunun hakkında bahsedeceğim. Yine sizin sorularınıza ve isteklerinize göre diğer bölümlerle ilgili de yine bir tekrar ikinci bir bölüm yaparız. Oradan da paylaşmaya çalışırım. Şöyle başlayalım öncelikle bu iltica konusuyla ilgili. Aslında ona da geçmeden önce ben size şöyle bir dipnot vermek istiyorum aslında. Bana YouTube'da genelde kardeşlerim gelen yorumlar arasında, yani çok nadir karşılaşıyorum muhakkak, ama YouTube Fransa hakkında çektiğim videolar hakkında hani işte insanları gaza getiriyorsun, işte gençleri gaza getiriyorsun, Fransa'ya işte hayat şöyle böyle vesaire tarzında yorumlar geliyor. Ben yaklaşık 2017 yılında bu kanalı açtım ve hiçbir videomda ne Türkiye hakkında ne de hani bırakın ülkenizi Fransa'ya gelin, Fransa'ya gelin gibi bir tarzımda hiçbir zaman açıklamam olmadı. Zaten ayrıca benim videolarımı sadece Türkiye'den değil hem yurt dışından da izlenmeler oluyor. Bununla ilgili bir dahaki videoda olmazsa bu hangi ülkelerden izlendiğimizle ilgili paylaşımları da yaparım. Bunun içinde Kazakistan var, Türkmenistan var, Bulgaristan var. İşte Azerbaycan var, bir sürü ülkeden izleniyor, Türkmenistan var kardeşlerim. İnsanlar, yani benim size paylaştığım şeyler, bana gelen sorular ve istekler hakkında size Fransa'da yaşadığım hayatla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Bunun altını çizmek istedim. Yoksa benim hiç kimseye hiçbir videomda dediğim gibi koşun gelin Fransa'ya, işte Fransa şöyle işte ben, ya da hani böyle bir açıklamalarım olmadı. Bunun öncelikle altını çizeyim. Şimdi İltica konusu kardeşlerim, aslında bundan daha önceki bir iki videomda da bu konu hakkında bayağı sorular gelmişti. Bu iltica olaylarında kardeşlerim, normalde Google'dan yazdığınız zaman Fransa'da da, yani hani kendi resmi sitelerinde de nasıl bir yol izleneceği hakkında sürekli güncellenen paylaşımlar var. Bu konu hakkında kardeşlerim en doğru ve en yanlış yönlendirmeden, yani Google'dan Fransa'da web sitesinden, yani nasıl yapılacağı ile ilgili konular var. O yüzden ben videomda çünkü çok şey yapmak istemiyorum. Bu konu başka yerlere de çekiliyor. Beni de anlayışla karşılayacağınıza eminim çünkü. O yüzden iltica konusuyla ilgili, yani nasıl gelinir, ne yapmak gerekir vesaire gibi şeylerle ilgili bu tarz bir düşünce içerisindeyseniz kardeşlerim, bunları yasal yollardan, yani kendi web sitelerinden Fransa'dan kendiniz de bakıp güncel bilgilere sahip olabilirsiniz. Bunları da anlattıktan sonra şimdi birinci konumuz, dediğimiz gibi ilk aile birleşimi kardeşlerim. Fransa'dan bir Fransız eş vatandaş ile evlendiğiniz zaman Fransa'ya gelmeniz için zaten internette, web sitesinde de, konsolosluğun adresinde de kardeşlerim yapmanız gereken evraklar vesaire her şey var. Bunları hallettikten sonra siz zaten tüm aşamaları geçtiğinizde Fransız bir eşle evlendiğiniz için otomatikman size OFI'den verilen o yapı, yani pasaportunuza yapıştırılan vize de hem oturma izni hem de çalışma izni olduğu zaten belirleniyor. Ondan sonra siz Fransa'ya geldiğiniz gün, yani ertesi gün bile yasal olarak işe başlayabilirsiniz. Çünkü otomatikman size eşiniz üstleniyor, sigortanız da oradan açılıyor. Bir işe girdiğiniz zaman hemen
anında yasal bir şirkette işe başlayabilirsiniz. Çünkü oturumunuzun üst, yani o geçici olan vizenin üzerinde zaten oturum ve çalışma izniniz bulunmakta kardeşlerim. Herhangi bir şirkette Fransa'ya geldikten sonra işe otomatikman başlayabilirsiniz. Zaten daha sonra uzun vadede işte 10 yıllık oturumunuzu alıyorsunuz. Herhangi bir sıkıntınız kalmıyor. Yalnız işte dediğim gibi Fransa'da sürekli yasalar güncellendiği için kardeşlerim artık Fransa'da uzun süreli kalacak kişiler için A2 belgesi zorunlu oldu. Yani 10 yıllık oturum almanız için A2 belgesi muhakkak almanız gerekiyor. Ben daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Hani yani Fransızca bilmeden de iş bulabilirsiniz kendinize. Yalnız benim mesajım biraz farklı anlaşıldı. Yani hani şimdi Fransa'ya geldiniz, evlendiniz. Şimdi Fransızcayı çok bilmiyorsunuz. Ne yapacak? Evde mi oturacaksınız yani? Ben o manada söylemiştim. Azıcık en azından Fransızcayı biraz daha az çok kendinizi ifade edecek kadar bilirseniz bir iş yerine gidip yani yeni geldiğinizden bahsedeceksiniz. Ve doğal olarak da Fransızcayı öğrendikten sonra işiniz devam edecek. Bu niyetleydi. Yani ben hiç Fransızca bilmeyen insan kalkıp da Fransa'da Airbus'ta çalışabilir diye bir şey söylemedim yani. O yüzden zaten yaklaşık herhalde önümü geçen sene şey olması gerekiyor. Yani bundan sonraki oturum, yani uzun vadeli oturum başvurularında Fransa'da devamlı yaşamak isteyenler için A2 belgesi olmak zorunda kardeşlerim. O yüzden dili bilmek her zaman için size ve çevrenize faydalı olacaktır muhakkak. Kendiniz çalışabilirsiniz. Televizyondan, radyodan, internette bir sürü ücretsiz yer de var. Hoca da tutabilirsiniz kendinize. Bu size kalmış. Evlilik yoluyla dediğim gibi bir Fransız vatandaşla evlendikten sonra Fransa'da otomatikman oturum ve çalışma iznine sahip olabiliyorsunuz kardeşlerim. İkincisi aslında en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu, yani hani çalışma vizesiyle biz Fransa'ya nasıl gelebiliriz bu davetle ilgili. Şöyle bir şey, yani X örnek verelim, yani bir X şirketi sizin, yani ben atıyorum ekmek fırınıyım. Öyle söyleyeyim kardeşlerim, o geldi aklıma. Bir ekmek fırınım var ve sizi buraya gelip çalıştırmak istiyorum. Onun için de başvurular buradan yapılıyor. Benim bir işçiye ihtiyacım var. Türkiye'den sizi, yani kalifiyeli bir kişiyi buraya getirmek istiyorum diye başvurunuzu yapıyorsunuz. Ondan sonra bu evraklar, bu süreç kimi için 6 ay oluyor kardeşlerim, kimi için 1 yıl oluyor. Bu konuda dediğim gibi ben süre vermiyorum. Çünkü hepsi değişiklik gösterebiliyor. Ondan sonra hani ben ortalama 6 ay dediğim zaman insanlar işte atıyorum 7-8 ay oluyor, abi sen 6 ay demiştin diye. Ben öyle bir şey söylemedim. Ben zaten ne bir avukatın ne de bir devlet dairesinde çalışan bir insan değilim. Sizlerden gelen yorumlar sayesinde bana işte abi benim vizem çıktı, İşte 7 ay sürdü, 6 ay sürdü, 1 yıl oldu abi hala ses yok. O yüzden bu konular hakkında süreç vermek, yani hiç kimsenin, yani hani bu birisine de çıkabilir ya da 3 ayda çıkabilir diyemezse bu konulara çok şey yapmayın. Sadece size evraklarınız size gönderilecek, işlemlerinizi yapıp sadece beklemeniz kalıyor geriye. Yani işçi vizesinde Fransa'ya gelip oturum ve çalışma işte iznini birlikte almak için sizlere Fransa'dan bir şirketin davet yapması ve başvuru, yani sizi Fransa'da çalışmanızı istemesi gerekiyor. Ki yakın zamanda yine bir çift kardeşlerimiz geldi. Bir Fransız şirket kendilerini çağırmış. Eşini de beraber getirmişler. Yani eşiyle beraber Fransa'ya geldi. Ev sağlamışlar yani. Hani oturması için tüm düzenini sağlamışlar mesela. Bu tür durumlarda Fransa'ya otomatik gelebiliyorsunuz burada. Bunun süreçleri tabii oturumların yenilenmesi vesaire farklı prosedürler. Bunları da zaten açıklama kısmına bırakırım. Ondan sonra kartlarınız yenileniyor. 1 yıllık, 3 yıllık, işte mesela 2 yıllık, 4 yıllık, daha sonra 10 yıllık gibi süreç ilerliyor kardeşlerim oturum almak hakkında. Yani Fransa'da en çok yani oturum izni alıp ve çalışma izni almakla ilgili olan iki konu bunlar kardeşlerim. Diğer iltica konusunda bahsettiğim gibi onları internet sitelerinden, resmi web sitelerinden bakıp güncel ne yapmak gerekiyor, nasıl bir işleyiş gerekiyor, şartları, artıları, eksileri neler kardeşlerim. Onları kendiniz araştırmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu konular çok şey. Herkese de saygı duymak gerekiyor. Ben ne olumlu ya da olumsuz bu konularda biliyorsunuz. Beni az çok tanıyan videolarımdan hiçbir zaman görüşlerim, herkese saygı duymak lazım. Her insanın kendi hayatı farklıdır. Ne eleştirmek, hani ne desteklerim, ne böyle falan diye. Bu tür kişisel konularda hiçbir zaman yorum yapmıyorum kardeşlerim. Süreç hakkında da işte dediğim gibi sabırlı olmanız gerekiyor. Evlilik konusu zaten dediğim gibi otomatikman onlar gerçekleşiyor bir Fransız işte evlendiğiniz zaman.
İşçi konusunda da işçi vizesi böyle ilerliyor. Bir şirket sizi Fransa'ya çağırdığı zaman otomatikman tüm evraklarınızı halledip kardeşlerim ondan sonra Fransa'da gelip çalışma izni ve oturma iznine sahip olmuş oluyorsunuz. Daha sonra kendi bu aslında bu videoda da çok şey yapmak istemiyorum. Fransa'da mesela kendi iş yerinizi açmakla ilgili de mesela bu konu hakkında da düşün abi işte hani Fransa'ya geldiğimiz zaman kendi işimizi kurabilir miyiz? Nasıl yapabiliriz falan. Bu tür bununla ilgili de mesela içerikler istiyorsanız kardeşlerim yorum bölümüne yazarsınız. Bir dahaki yani ayrı bir video yapabiliriz mesela bunun için. Fransa'da bir iş yeri açmak. İşte bunun maliyeti nedir? İşte vergisi nedir? Kazancımızı nasıl göstereceğiz? Ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili de size detaylı bir içerik hazırlamaya çalışırım kardeşlerim. Durum böyle. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yine yorum bölümüne yazarsınız. Elimden geldiğince hızlı şekilde cevaplamaya çalışırım. Instagram adresimden de Hakan Paris'te buradan beni takip edebilirsiniz. Başka durum böyle canlar. Süreçte biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Bu şunu da altını çizeyim. Hani en çok aslında geliyor böyle bazen. Şimdi aklıma geldi. Kusura bakmayın. Hani bu süreç Fransa'dan mesela bir vatandaş, Fransa vatandaşıyla evlendiniz. Genelde prosedür Fransa'nın içinde mektuplar, hani mektup yoluyla olduğu için kardeşlerim süreç biraz uzayabiliyor. Yoğunluğa göre vesaire bu tür sorunlar olabiliyor. Doğal olarak insanlar da heyecanla işte 2 ay oldu abi bir yanıt yok, işte 3 ay oldu daha hani haber gelmedi vesaire. Bu konularda sabırlı olmanız gerekiyor. Fransa'da tüm sistem böyle işliyor kardeşlerim. Onlar da sonuçta bu ülkenin kuralları nasılsa biz de ona ayak uydurmak zorundayız. O yüzden sakin ve sabırlı şekilde ve aslında en çok dikkat etmeniz gereken evrak işleri kardeşlerim. Aynı size verilen doğrultu şekli yani atıyorum bu evrakları şunlar bunları istiyorlar. Bunları titizlikle, sağlıklı ve sakin kafayla yapmanız gerekiyor. Eksik evrağınız olmasın. Hiçbir sıkıntınız çıkmaz kardeşlerim. Fransa'da her işinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. Tek yapmanız gereken prosedüre uymak, eksik evrak vermemek. Onların istediği şekilde tüm detaylı evrakları, belgeleri hazırladığınız zaman inşallah her şey en kısa zamanda güzellikle olur ve Fransa'ya gelirsiniz. Ondan sonra adaptasyon süreci, alışma, ona göre işinizi bulma gibi bu konular ilerleyip devam eder. Şu da var aslında, konu konuyu açıyor. Neyse zaten videom benim biliyorsunuz, içeriklerim her zaman sohbet tadında. Böyle sizlere konuştukça aslında sorular da aklıma geliyor. Abi işte Fransa'ya geldiğim zaman işte hani alışabilir miyim? Nasıl olacak? Yapabilir miyim Fransa'da? İşte zorlanır mıyım? Bu tür konular da geliyor. Bu tür sorulara da aslında bireysel yorum yapamıyorum kardeşlerim. Çünkü nasıl söylesem size hani her insanın ayak uydurma şeyi farklı olabilir. Mesela kimi insan gelip çok çabuk şekilde Fransa'ya ayak uydurabiliyor, alışabiliyor. Ama kimi insan geliyor mesela, abi diyor işte ya ben geleli 2 sene oldu, alışamadım hala Fransa'ya. İşte hani sisteme alışamadım, işte yaşam tarzına alışamadım. Bunlar hani benim mesela size anlatıp yani hani işte Fransa'ya gelirsin çok çabuk alışabilirsiniz ya da Fransa'ya geldiniz mi alışamazsınız burası zor dememle ne yazık ki olacak işler değil kardeşlerim. Buna sizin kendinizi hazır hissetmeniz gerekiyor. Yani bunu aslında gelmeden Fransa hakkında da mesela biraz araştırarak, bilgi edinerek, videoları izleyerek kendi kafanızda karar verebilirsiniz. Aslında bu sadece Fransa için değil, tüm hayatta attığımız adımlarla ilgili. Yani siz Fransa'ya mesela örnek verelim, evlilik yoluna geleceksiniz. Bunun için kendinizi hazır hissediyorsanız muhakkak gelip burada bir şeylere adapte olacaksınız. Çünkü bir yuva kuruyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Çalışmanız gerekiyor. Sonuçta iş ki zaten burada biliyorsunuz yasal çalışma süresi 7 saat. Bunu ben her zaman söylüyorum. Cumartesi pazar tatil yaparsınız. 7 saat çalışırsınız. Yarım saat pozunuz olur. Yani 7,5 saat çalışmış olursunuz yemek molanız çıktıktan sonra. Cumartesi pazar da evinizde olursunuz. Bir şeyleri adapte etmek size kalmış. Ben her zaman ya kendi mesela ben kendi şeyimi söyleyeyim. İşime gider gelirim. Hiç kurallara uymaya çalışırım. Kimseyi rahatsız etmem. Kendimi de rahatsız edilmesine çok izin vermemeye çalışırım. Önüme bakarım, işime gelirim, evime gelirim. Edepli bir şekilde yuvamda hayatımızı idame etmeye çalışırız. Bu tarzda bakıyorum olaya. Çünkü sorumluluklarınızın farkında olmanız gerekiyor. Hani sonuçta bekar yaşadığımız hayatla evlilik başka bir şey tabii ki.
Ona göre sakin bir şekilde, sabırlı bir şekilde işimize gideceğiz, geleceğiz, hayatımızı yaşamaya çalışacağız kardeşlerim. Ama bu dediğim gibi bu sizin elinizde. Yani hani çünkü mesela gelip buraya mesela işçi vizesinde işte bir sene, 2 sene çalışıyor, ondan sonra yapamıyor, geri dönüyor işte filan, abi alışamadım işte, çok burada işte hani hava şartına alışamadım, çevreye alışamadım. Bunun gibi bir sürü detaylar karşımıza çıkabilir. Çünkü Fransa'da da aynı şekilde hani daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi sizlere, yaşadığınız bölgenin de muhakkak şeyi var. Çok merkezler doğal olarak dünyanın her yerinde olduğu gibi kalabalık, araba park etmesi vesaire, park yerimiz sorun olur gibi. Ama biraz daha Paris'in dış bölgelerinde hafiften daha çok böyle, atıyorum yarım saat 40 dakika işte bir köy tarafına yerleştiğiniz zaman yeşillik içerisinde, trafik sorunu yok, çevre tertemiz, arabanız, otoparkınız, yeriniz var, her şeyiniz var. Daha sakin, cumartesi işte hafta sonu çıkıp yürüyüşünüzü yapabilirsiniz, göle gidebilirsiniz. Beni takip edenler biliyor zaten. Örnekleri beslersiniz. Eşinizle oturup mangal yapabilirsiniz. Kahvenizi alıp yudumlayabilirsiniz. Müzik dinlersiniz gibi. Yani bu konular dediğim gibi arkadaşlar hani herkesin kendi hayata bakış açısından alakalı. Siz nasıl bir enerji toplayıp kendinize Fransa'da nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız, ona göre de kendinize bir hedef çizmişsinizdir. Zaten siz Fransa'ya, şimdi Fransa olduğu için öyle konuşuyorum, ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesi, kafanızda bir ışık yanıyor ki yani, ha ben Fransa'da yaşayabilirim dedikten sonra zaten bazı bir şeyleri araştırmadan muhakkak böyle işlere girmiyoruz değil mi? Fransa'nın artısını, eksisini tüm dünyanın olduğu gibi muhakkak artı bölümleri de vardır, eksi bölümleri de vardır. Siz kendinize ha bakıp araştırıp okuyup baktıktan sonra dersiniz ki tamam abi, bu Fransa'da ben yaşayabilirim, yani kendimi bunu hazır hissediyorum. Bu evlilik için olsun, atıyorum işte yani çalışma vizesi, okulla gelmek için ya da iltica, neyse. Siz kendinizi hazır hissetmedikten sonra böyle bir şeye kalkışmayın. Çünkü zaten buraya geldiğiniz zaman otomatikman bu enerjiyi kendinize düşürmüş olursunuz muhakkak. O da ne olacak size doğrusu ondan sonra? İşte of, ben buraya alışamıyorum falan falan işte, hani yani böyle olmuyor bu işler. O yüzden benim size tavsiyem araştırın, okuyun ve kendinizi buna hazır hissedin. Yani bu sadece hani Fransa için değil, normal hayatınızda da yani yapmanız gereken bir şey aslında. En küçük bir örnek vereyim buna. Yani bir araba ya da bir telefon alırken de ne yapıyorsunuz? Şimdi ben atıyorum, örnek veriyorum yani. Şimdi ben BMW seviyorum ama sen Toyota seviyorsun. Neden? Senin için Toyota'nın o kadar çok pozitif yanı var, eksisini görmüyorsun. Benim için de mesela BMW'nin birçok pozitif yanı var. Ama onun dışında da bir sürü negatif tarafı var. Sen negatifini görürken ben pozitifini görüyorum. Bu iş tüm hayatımızla ilgili aynı. Mesela Samsung'la iPhone, cep telefonları gibi değil mi? Hep bir kitle, hep bir ayrım. Yani hani Samsung'cular, iPhone'cular, işte hani Mercedes'ciler, BMW'ciler, işte örnek sallıyorum şu an yani. Biri mavi cins sever, biri Levi's'ı sever. Hani hep herkesin bir çizdiği yol var aslında. Alt detayına baktığımız zaman ne kadar anlamlı ya da dolu bir konu, o da tartışılır muhakkak zaten. Ama sizin hedeflerinizi yani hani işte tamam Avrupa'ya gidiyorum, Fransa'da sıkıntı çözerim falan filan, bir bakmadan, araştırmadan ve biraz önce dediğim gibi dil konusunda ve kendiniz atak, yani hani pozitif olacaksınız. Ha, dil bilmiyorum ama ben evde oturayım falan tarzında olursanız bu iş zaten olmaz. Dediğim gibi her türlü bir yerden başlamanız gerekiyor. O yüzden pozitif olacaksınız kardeşlerim. Elinizden geldiği kadar kendinize hedeflerinizi belirledikten sonra, Fransa'ya geldikten sonra nasıl bir hayat çizeceğinizi, ondan sonra o yolculuğun üzerinde ilerlemeye, buranın kurallarına adapte olmaya çalışıp daha sonra güzel bir hayatınız olur diye düşünüyorum canlar. Benim kendi görüşüm yani fikrimi soruyorsunuz. Ben de size bunu paylaşıyorum. Başka en çok gelen sorular bunlar. Güzel kardeşlerim. Dediğim gibi pozitif olun hayatta her zaman, yani her konuda aslında. Ne kadar pozitif bakarsanız, hani pozitif düşün, pozitif çağır modelinde baktığınız gibi hayatınızı düzenli bir şekilde yurt dışında muhakkak yaşarsınız. Artısı olur, eksisi olur ama dediğim gibi siz neyi görmek isterseniz hayatınızda onunla karşılaşırsınız. Bu hep dünyada yaşadığımız şeyler. Sen trafikte insana saygısız olursan günün sonunda aynı şey senin de başına gelir ki ertesi güne sarkmaz yani. Bunu her zaman söylüyorum. Saygılı olursan hayat senin için her zaman saygılı ve pozitif olup senin üzerine gelir.
tüm yolun açılır. Kimseyle uğraşmadan, hak yemeden, kimseye saygısızlık etmeden güzel bir yaşam hepimizle olsun canlarım. Benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi Fransa'da gelip iş kurmak, yani kendiniz bir iş kurmak için ne yapmanız gerekiyor? Nasıl bir yol ilerlemek gerekiyor? Bunlar hakkında da dediğim gibi eğer merak ediyorsanız böyle bir içerikte yorum bölümüne yazarsanız ben de sizlere en kısa zamanda paylaşırım canlar. O zaman güzel bir pazar günü olsun. Birazdan videoyu da yayınlayacağım zaten. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.